Günaydın. Herkese merhaba. Nasılız bakalım? Her şey yolunda mı? Bugün haftanın ilk günü. Günlerden ne peki? Pazartesi. O zaman haftanın günlerini bir sayalım bakalım. Bugün haftanın ilk günü olduğuna göre pazartesi dedik. Ve salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Peki. Bugün sizlerle çok önemli bir şey konuşacağız. Sağlıklı beslenme konumuz. Acaba sağlıklı beslenme için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi arkamda şöyle bir sağlıklı beslenme tablosu var. Kocaman bir tabak var, görüyor musunuz? Günde tüm besinlerden ne yapmalıyız? Yeteri kadar tüketmeliyiz. Şimdi bakalım acaba bu tabağın içinde hangi besinlerden var? Tüm besinlerden yeteri kadar tüketmek ne demek olabilir? Bir düşünelim. Şimdi öncelikle bir bakalım neler demiş. Tahıllar, sebze ve meyveler, et, yumurta ve kuru baklagil, süt ve süt ürünleri, yağlar ve şekerler. Acaba dengeli nasıl beslenebiliriz? Hepsinden çok fazla yiyerek mi? Yoksa hepsinden azar azar ve öğün atlamadan yiyerek mi? Şimdi bir bakalım. Tahıllarda neler varmış? Ekmek, makarna, buğday, patates. Evet. Sebze ve meyvelerde neler var? Muz, ananas, üzüm, brokoli, lahana, bir sürü. Evet, bakın pırasa. Bir sürü sebzemiz de var. Ve peki et, yumurta ve kuru baklagillerde neler görüyoruz? Balık, yumurta, tavuk, fıstık, değil mi? Olabilir. Peki süt ve süt ürünlerinde neler var? Bir bakalım. Peynir, süt, yumurta, yoğurt, tereyağı, değil mi? Peki yağlar ve şekerlerde neler var? Ben burada acaba sanki biraz sağlıksız şeyler görüyorum. Olabilir mi? Bakın şekerlemeler, çikolatalar. Aslında bunlar çok sağlıklı şeyler değil ama bazen kaçamak yapabiliriz, değil mi? Peki sağlıklı ve sağlıklı şeker ve sağlıklı yağ ne demek sizce? Bunu bir düşünelim. Mesela incir şekerli bir şey midir? Evet, ben çok severim. Hem şekerlidir hem sağlıklıdır, değil mi? Doğal şeker yani. O zaman inciri de rahatlıkla tüketebiliriz. Ve tabii bunlara ekstra olarak ne yapmalıyız? Yeteri kadar su tüketmeliyiz ve zamanında uyumalıyız. Ve de egzersiz yapmayı unutmamalıyız. O zaman herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.